bilgisayar mühendisliği bölümünde öğretim üyesiyim. Bu sunumda size yapay zeka ile bilgisayarlı görü uygulamalarından bahsedeceğim. Ben de bu üniversitede yüksek lisans ve lisans dersleri olarak bilgisayarlı görü dersleri veriyorum. Bu hazırladığım sunumu mümkün olduğunca eğlenceli hazırlamaya çalıştım. Çünkü siz yorucu bir süreçten geçtiniz. Tercihleriniz, üniversite tercihleriniz yakın. Size bir fikir verebilmesi açısından bilgisayar mühendisleri nelerle uğraşır? Aslında uğraştığı alanlardan bir tanesi olarak bu bilgisayarlı görü alanı hakkında bilgi vermek istiyorum. Bu sunumda sadece uygulamalarını göstereceğim. Herhangi bir teorik detaya girmeyeceğim. Sadece başında küçük, ufak bir belki bilgi veririm gerisi anlaşılması için. Ama çok ilginç uygulamalar var. Dikkatle izlemenizi tavsiye ederim. Çok eğleneceğinizi tahmin ediyorum. Mesela şöyle bir sunumla başlayalım. Bu resimlerin ilginç olan ortak özelliği nedir? Ortada bir web sayfası var. Ben yeniliyorum. Yeniledikçe bana sürekli yeni bir yüz gösteriyor. Veya etrafta da diğer yüzleri görüyorsunuz. Bunların hepsinin ortak bir özelliği var. Sizce ne olabilir bu ortak özellik? Bu soru aslında soru cevap kısmını sunumun sonuna saklıyorum. İsterseniz daha detaylı cevap isterseniz, teknik bazı şeyler duymak isterseniz sunumun sonunda sorabilirsiniz. Peki ortak özelliğini söylüyorum. Aslında bu insanlar yoklar. Yani yapay zekanın ürettiği gerçekte olmayan insanlar. Biz baktığımızda neredeyse sahte değilmiş gibi yani hiç gerçeğinden ayırt edemiyoruz. Şu an yapay zeka gerçekten bu kadar gerçekçi resimler üretebiliyor. Siz de bunu deneyebilirsiniz isterseniz. Bu Nvidia'nın gerçekleştirdiği bir proje. 2018'de çıkardığı bir makalenin uygulaması. Yukarıda adresi görüyorsunuz. thispersondoesnotexist.com adresinden siz de yeniliğe basarak sürekli hiç olmayan insan resimleri üretebilirsiniz. Peki bunlar nasıl oluyor? Birazcık ileriki slaytlardan onlardan da bahsedelim. Bilgisayarlı görü nedir? Kısa bir tanımla başlayalım. Bilgisayarların dünyayı görebilmesini, gördüklerine anlam verebilmesini, karar verebilmesini ve bu son zamanda yeni görüntüler üretebilmesini sağlamak. Bundan önce görüntüler bu kadar gerçekçi, net olmuyordu. Ama bu son zamanda bu uygulamalar da çok dikkat çekmeye başladı. Peki küçük bir teorik bilgi verelim. Resimler nedir? Aslında mesela bakın bu altta bir papatya resmi görüyorsunuz. Bu papatya resmi aslında bilgisayarda bir rakamlarla ifade edilir. Her birisi farklı renkte olan piksellerin yan yana dizilmesiyle oluşur. Bu pikseller de bilgisayarda aslında bir rakama denk gelir. Bu rakamları yan yana yazdığımızda aslında bir matris olarak bir resmi ifade edebiliyoruz. Fakat tahmin edersiniz ki ben size şu arkadaki matrisi göstersem, burada ne resmi var desem bilemezsiniz. Çünkü bizim alışık olduğumuz dünya bu rakamlardan oluşan dünya değil, renklerden, görüntülerden oluşan dünya. Bilgisayar için ise tamamen yabancı olan bir dünya. Onun için bilgisayarlı görü aslında çok zor bir işi yapmaya çalışıyor. Bilgisayarlara bu matrislerden bizim anladığımız anlamda anlamlar çıkarmasını sağlamaya çalışıyor. Oldukça zor bir görev. Mesela burada birkaç örnek var. Paspas resmi var. Ve köpek resmi var. Köpeği öyle bir saçlarını uzatıp tıraş etmişler ki paspastan neredeyse ayırt edilemiyor. Biz bunu burnunun gözüne bakarak ayırt edebiliyoruz ama artık bilgisayar öyle bir noktaya geldi ki neredeyse bunları bile bizim kadar iyi ayırt edebiliyor. Yaptığımız şey aslında çalıştığımız problemlerden bir tanesi sınıflandırma problemi. Yani bilgisayara şunu soruyoruz. Verdiğimiz bu resim ya da bu matris bir paspasa mı ait, köpeğe mi ait, benim için sınıflandırır mısın diyoruz. Tabii bunu yapabilmesi için önce bir öğretme sürecinden, eğitim sürecinden geçirmemiz gerekiyor.
yüzlerce, binlerce köpek resimleri veriyoruz. Yüzlerce, binlerce paspas resmi veriyoruz. Bilgisayar bunu yavaş yavaş öğreniyor. Tabii bu öğrenmeyi bir cümleyle ben söyleyip geçtim ama bunun arkasında bayağı sağlam matematiksel modeller, teknik kısımlar var. Ama bu alanda oldukça ilerledik bu teorik kısımda da. Öğretiyoruz. Öğrendikten sonra artık bize %90-95 tabii ki sınıflandırma probleminin zorluğuna göre başarı oranlarıyla bize sınıflandırmayı gerçekleştirebiliyor. Diğer slayta geçelim. Şimdi uygulama alanları neler? Hangi alanlarda bilgisayarlı görü uzmanı çalışabilir? Endüstri, üretim ve fabrikalar. Bu en popüler alanlardan bir tanesi. Mesela sol üstte görüyorsunuz şuradaki videoda bir üretim bandı var. O üretim bandından geçen ürünlerin ne kadar isteğimize uygun olup olmadığına bakıyoruz. Örneğin araya küçük bardaklar karışmış. O küçük bardakları makine vurarak üretim bandının dışına atıyor. Çünkü hatalı bir şekilde orada olmaması gerekiyor. Veya sağlık uygulamaları var. Savunma sektöründe uygulamaları var. Güvenlik sektöründe pazarlama, tarım ve hayvancılık, eğlence sektöründe ulaşım, bankacılık ve hatta burada saymadığımız birçok sektörde bilgisayarlı görü uzmanları çalışabilirler, çözüm üretebilirler. Önce klasik uygulamalarla başlayalım. Sonra daha alışık olmadığımız sıra dışı uygulamalardan bahsedelim. Güncel uygulamalardan. Bilgisayarlı görünün en eski problemlerinden bir tanesi yüz tanıma, parmak izi tanıma veya plaka tanıma. Bunların hepsi çok eskiden beri, eski dediğim işte 90'lardan beri üzerinde çalışılan konular. Onun için üzerinde çok fazla durmayacağım. Hepiniz biliyorsunuz zaten güvenlikten geçerken arabamızla plaka tanınıyor ve açılıyor. Diğer daha biraz daha güncel olan yüz tanıma sistemi. Artık yüz tanıma o kadar ilerledi ki parmak izinden daha güvenilir bir şekilde çalışmaya başladı. Mesela bu iPhone'un geliştirdiği yeni telefonun yanılma ihtimali milyonda bir. Bu nasıl çalışıyor? Aslında tek bir sensörle çalışmıyor. İnsanın yüzüne binlerce nokta yansıtıyor. O noktaları analiz ediyor. Aynı zamanda görüntüyü alıyor. Veya kızılötesi kamerasından bazı görüntüler var. Bunların hepsini birleştirip belli bir karara varıyor. Ve aslında bunu yanıltmak oldukça zor. Bu makineyi tanıttıktan sonra. Burada bazı örnekler var. Mesela şapka taksanız da, gözlük taksanız da, sakal uzatsanız da bu sistemden yanıltamıyorsunuz bu sistemi. Oldukça sağlam bir şekilde çalışıyor şu anki yüz tanıma sistemleri. Çin özellikle bu görüntü işleme uygulamalarına çok hevesli, istekli bir müşteri diyeyim. Oldukça yoğun bir şekilde kullanıyor. Şehir içinde, marketlerinde, metrolarda çok çeşitli uygulamaları var. Burada işte Çin'den bazı örnekler görüyoruz videoda. İşte mesela yüzünü kullanarak alışveriş yapabiliyor insanlar. Burada bu hanımefendi işte yüzünü tanıtarak kağıt peçete alabiliyor. Tabii kağıt peçeteye bir sınır koymak için böyle bir uygulama yapmışlar. İkinci kez yüzünü tanıtmaya çalışıyor ve tekrar peçete istiyor. Sistem diyor ki belli bir süre beklemeniz lazım. O kadar sık peçete kullanamazsınız. Böyle çeşitli uygulamalar var. Ya da farklı analizler yapılabiliyor artık. Mesela duygusunu tespit etmeye çalışıyoruz insanların. Sinirli mi, işte mutlu mu? Bu tip analizler yapabiliyoruz. İşte burada mesela bu hanımefendinin güzelliğini otomatik olarak sıralamış. Birinci sıraya yerleşmiş. Aslında daha kullanışlı olan, gerçek hayatta kullandığımız yönleri ise MOBESE kameraları, bizim MOBESE dediğimiz trafik güvenlik kameralarından insanların takip edilmesi. Mesela burada Çin'deki bir caddede insanları izliyoruz. Dikkat ederseniz bulduğu objelerin
örneğin insan olsun, araba olsun, özelliklerini de yanına yazıyor. Mesela burada yürüyen hanımefendinin bir yetişkin olduğu, işte uzun kollu kıyafet giydiği, uzun pantolon giydiği, gri bir üstünün olduğu gibi bilgileri elde edebiliyor. Peki bunun bize faydası ne? Mesela şöyle bir sorgulama yapabilirsiniz. Şu adresteki kavşaktan geçen kırmızı station arabaları bana göster. Saat 11 civarlarında. Hemen veri setinden bu taramayı yapıp bilgisayar size sunabilir. Ya da çok daha farklı yapay zeka analizleri yapılabilir. Mesela o caddeden daha çok hangi yaş grubu geçiyor? Buna yönelik reklamlar verilebilir. Çocuklar daha çok geçiyorsa ona yönelik reklamlar. Uygulama alanları çok geniş. Çünkü sonuçta bir veriyle uğraşıyorsunuz. O veriden çok büyük anlamlar çıkarabilirsiniz. Örneğin burada bir güvenlik uygulamasını görüyoruz. Çin'de yine kalabalık bir topluluğun analizi yapılıyor. Sağ tarafta heat map dediğimiz sıcaklık haritasını görüyorsunuz. Yani bir kişi bir alanda ne kadar fazla beklemiş. Eğer çok fazla beklediyse bu şüpheli bir durum teşkil ediyor. O şüpheli durum mesela güvenlik birimlerini harekete geçirebilir. Neden bu kişi 3 saattir aynı noktada bekliyor? Normalde bunu mobese kameralarını izleyerek insandan tespit etmesi çok zor. Fakat bilgisayar bunu kolaylıkla tespit edebiliyor. Diğer popüler uygulama sürücüsüz otomobiller. Biliyorsunuz Tesla'nın artık aracı var, Google'ın var. Artık büyük firmalar buraya doğru yönelmeye başladı. Yani artık, yani tabii ki bu bir iddia ama bizim bugün kullandığımız araçlar ileride demode olacak. Nasıl bugün atlar kullanılmıyorsa ya da çok az kullanılıyorsa ileride akıllı araçlar çok fazla kullanıldığı için günümüzde kullandığımız teknoloji demode olacak. Peki bu akıllı araçlar ne yapıyorlar? Aslında amaç insan müdahalesi olmadan sırf kendi zekasını kullanarak aracın yönünü belirleyebilmesi, istenilen hedefe gidebilmesi. Bunu sağlamaya çalışıyoruz. Peki insana göre avantajı ne bu yapay zeka araçlarının? İnsandan çok daha fazla tecrübesi var. Mesela Google'un arabası 32 milyon kilometre sürüş tecrübesine sahip. İnsanın bu tecrübeye sahip olması mümkün değil. 250 metreden yaya tanıyabiliyor. Acil araçlara yol verebiliyor. Mesela ambulans mı, itfaiye mi, bunları algılayabiliyor. Sıra dışı durumlarda karar verebiliyor. Örneğin önde giden aracın damperinden çeşitli objeler döküldü, hemen frene basabiliyor. Çok büyük bir pazar payı var. Gittikçe de artan pazar payına sahip. Onun için önem kazanıyor. Arkada da ben size bazı örnekler verdim. Mesela burada durdurayım. Point cloud dediğimiz, yani nokta bulutundan anlam çıkarılmaya çalışıyor. Kameralar bizim dünyayı algılayabildiğimiz tek sensörler değil. Radarlar var. Bu radarlar sayesinde burada gördüğünüz bu sarı point cloud'lar, yani nokta bulutlarını elde edebiliyoruz ve buradan anlam çıkarabiliyoruz. Mesela burada bir yaya var. O yayanın 3 boyutlu bir görüntüsünü alabiliyoruz. Aynı zamanda kameradaki renkli görüntüyle birleştirip bir insan olduğundan emin olabiliyoruz. İşte sürücüsüz araçlar bu sensörlerin hepsinden gelen bilgileri birleştirip belli bir karara varıyorlar. Oldukça zor bir problem. Yani şu an görüntü işlemenin en zor problemi diyebiliriz. Çünkü birçok problemi içerisinde barındırıyor. Yaya tespiti, araç tespiti, işaretçilerin tespiti, rota tespiti, karşıdakinin hareketini kestirme. Mesela siz araç sürerken önünüzdeki aracın fren mi yapacağını, sola mı gideceğini, ne yapacağını biraz kestirebiliyorsunuz. Bunların da bu kestirimi yapabilmesi gerekiyor. Hepsi ayrı bir çalışma alanı. Ama çok zevkli konular tabii ki.
Peki diğer slayta geçelim. Evet, bu da ilginç bir uygulama. Benim çok ilgimi çekmişti. Amazon'un Amerika'da çok ilginç bir marketi var. Hiçbir kasiyer yok. Bu markete sadece giriyorsunuz, kartınızı okutuyorsunuz. Çıkarken bugün bizim işte jet kasa falan dediğimiz gibi bir sistem de değil. Sadece çantanıza doldurup ürünleri çıkıyorsunuz. Peki nereden biliyor neleri aldığınızı? Tezgahlarda kameralar var. Bu kameralar hangi ürünü aldığınızı görebiliyor. Mesela bu örnekte biraz ileriye alayım. İşte içecek aldı kullanıcı. Burada önemli bir problemi gösteriyor. Kek aldı. Sonra bu kekten vazgeçti. Kek bu arada hesabına eklendi. Yerine bırakınca kekik tekrar hesabından düşülüyor. Geri geldi, kekik tekrar aldı. Sistem tekrar hesabına ekledi bu keki. Tek yapması gereken kartını okutup markete girmek ve elini kolunu sallayarak çıkabiliyor. Bu belki de ileride yaygınlaşacak olan bir sistem. Paylaşmak istedim sizinle de. Diğer bir uygulama olan yine marketlerle ilgili. Marketlerdeki güvenlik problemlerini aşmak için, daha doğrusu ürünlerin yanlış şekilde tartılması, eksik tartılması gibi problemlerin tespit edilmesi için kameralar analiz yapabiliyor. Mesela buradaki kişi 3 ürünü taratmadan geçirdi, bunu tespit ettiği sistem. Ya da bazen yanlış ürün tarttırabiliyor. Mesela burada muzu okutuyor ama farklı bir şey tartırıyor orada. Bunlar tabii tespit edilebiliyor kameralarla. Diğer uygulamaya geçelim. Marketlerle ilgili yine rafların düzenlenmesi, ürünlerin sayılması, oradaki çalışanlara asistanlık gibi hizmetler de sunabiliyor. Evet, şimdi modada ilginç bir uygulama var. Bu gördüğünüz, ortada gördüğünüz manken, pembe saçlı manken, sağdaki ve soldaki resimde ortadaki. Aslında sanal bir model. Gerçekte böyle birisi yok. Tamamen yapay zeka ile üretilmiş. Dolayısıyla bu firma gerçek bir model kullanmadan kendi ürünlerini tanıtabiliyor. Bu belki kullandığınız uygulamalardan bir tanesi. Gözlük seçiyor buradaki kişi. Gözlüğü seçmeden kendi üzerinde deneyebiliyor. Gittikçe tabii ki bunların gerçekliği yavaş yavaş artıyor. Şu anda daha çok eğlence amaçlı gibi görünse de yakında belki kazanacağı gerçeklikle hepimiz kullanacağız. Diğer bir örnek, kendi ojenizi tasarlayıp elinizde nasıl durduğunu görebiliyorsunuz. Ojesini tasarladı bu kişi. Sonra kendi parmakları üzerinde nasıl göründüğüne bakabiliyor. Tabii bunları aslında siz benden daha iyi biliyorsunuzdur. Çünkü bu uygulamalar hep işte storelarda mevcut, marketlerden indirebiliyorsunuz. Veya Instagram'ın işte yüz değiştiren, yüzünüze maske yapan ya da arka plan değiştiren gibi uygulamalar. Bunlar hepsi bilgisayarlı görü uygulaması. Uygulamada da yine makyaj uygulaması. Rujunun rengini deniyor. Farklı ruj renklerini kameradan görebiliyor. Evet. Çok kullanışlı uygulamalardan bir tanesi Google'ın Translate'i. Bu Google Translate görüntüyü de çevirebiliyor. Görüyorsunuz mesela Çin'de, tahmin ediyorum Çin. Bir tabelaya da ne yazdığını merak ediyorsunuz. Tabelaya tuttuğunuzda bu yazının üzerine sizin kendi dilinizde çevirisi yapıştırılıyor. Mesela Danger No Swimming diyor. Evet. Görüntü işlemenin diğer bazı uygulamalarına örnekler. Renklendirme, görüntü iyileştirme. Görüntü iyileştirme de bu ara çok popüler olan bir alan. Mesela soldaki renksiz resimleri veriyoruz. Bu derin öğrenme ya da yapay zeka algoritmaları hangi renge sahip olduğunu tahmin ederek piksellerin bu resmi bizim için yeniden renklendiriyor. İşte burada da bir örnek video koydum. Aslında orijinal video soldaki renksiz video. Sağdaki görüntü ise bir algoritmayla renklendirilmiş olan video. Diğer bir iyileştirme. Bu da görüntü onarma.
soldaki bozulmuş, üzeri karalanmış, çizilmiş görüntüleri verdiğimizde görüyorsunuz neredeyse mükemmele yakın bir şekilde derin öğrenme algoritması tamir ediyor. Tabii ki tahmin üzerine çalışıyor bu. Yani altta kalan pikselleri aşağı yukarı bu vardır diye tahmin edip yerleştiriyor. Örneğin sağ üstteki kadının yüzü, gözü, burnu silinmiş. Fakat derin öğrenme tahmin ederek yaklaşık bir göz ve burun yerleştirebiliyor. Veya görüntü iyileştirmede yine çözünürlüğü artırma uygulaması var. Solda biz 8'e 8'lik çok çok bozuk, neredeyse insan yüzü olduğu bile anlaşılmayan görüntüler veriyoruz. Fakat o bize ortadaki görüntüyü üretebiliyor. Oldukça büyük bir gelişme sağlıyor yani. Ama esasında ground truth dediğimiz en sağdaki kolonda bize orijinal resmi gösteriyor. Bizim ulaşmak istediğimiz resim en sağdaki resim. Derin öğrenme ise tahminde bulunarak bize ortadaki kolonu üretiyor. Oldukça başarılı. Bu da yakın zamanda gördüğüm bir makaleydi. Paylaşmak istedim sizinle. Daha çok yeni çıktı birkaç ay önce. Burada da soldaki kolondaki kedileri input olarak, girdi olarak veriyoruz sisteme. Ve o kedinin cinsini değiştirip nasıl görüneceğini tahmin etmesini istiyoruz yapay zekanın. Örneğin diyoruz ki bu kedi, soldaki üstteki kedi British Shorthair olsaydı, Scottish olsaydı nasıl görünürdü? Yapay zeka algoritması size her tür için bu kedinin görüntüsünü üretip verebiliyor. Yine benzer bir uygulama. Zebra ile atı yer değiştiriyor bu uygulama. Tabii ki bunlar o algoritmanın gücünü göstermek için pratikte çok da kullanışı olmayan örnekler ama hayal gücünüzü kullanarak bunu çok güzel uygulamalara yerleştirebilirsiniz. Mesela buradaki problem şu. Ben zebra resmini verirsem bu zebranın yerine at olsaydı nasıl görünürdü? Dediğimizde yapay zeka bize at olan bir görüntü üretiyor. Ve aynı şekilde alttaki resme baktığımızda bir at resmi verdiğimde bu zebra olsaydı nasıl görünürdü diye soruyoruz. Ve bize çizgili şekilde atı üretiyor. Burada size ilginç bir şey söyleyeyim. Nokta. Yapay zekaya atı zebraya çevirmesini söylediğimizde arka planı da bizim için değiştiriyor. Çünkü zebralar genelde savanalarda, yani samanlık bozkırlarda olduğu için yeşil bir ortamda bulunması mantıksız geliyor. Daha doğrusu kendi öğrendiği örneklerde çok fazla yeşillik alanda zebra görmediği için alttaki yeşillik çimeni de bir savanaya çevirmeye çalışıyor. Rengini soluklaştırıyor yapay zeka. Bu da ilginç bir çıktısı sistemi. Görüntü üretebiliyoruz. Biraz önce ilk yüz üretme ile başladım. Fakat oda da üretebiliyoruz. Mesela bu odaların hepsi tamamen üretilmiş oturma odaları, çocuk odaları, banyolar. Bunları tamamen yapay zeka kendisi üretiyor. Diğeri ise, bu da çok eğlenceli, stil uydurma. Örneğin sol üstteki bizim stilimiz, hedef stilimiz diyoruz. Diyoruz ki bahar resmi. Bu stile uygulamak istiyorum resmi. Peki içeriğimiz ne? Ortadaki kış resmi. Orta üstteki kış resmi. İşte çeşitli algoritmaların çıktılarını görüyoruz. Örneğin bu makaledeki kişiler sol alttaki resmi üretmişler. Yani orta üstteki kış resmini sağ alttaki bahar resmi dönüştürebiliyorlar. Yine bir stil uydurma yöntemlerinden bir tanesi. Mesela gece Picasso'nun, Van Gogh'un gece resmini araba resmine uyguladığında gördüğünüz gibi bir sonuç elde ediyor. İşte farklı sanatçıların çığlık resmini, stilini şu resme uyguladığımızda işte sağ üstteki gibi bir output elde ediyoruz. Bunlar tabii çok eğlenceli, üzerinde çalışılması gereken konular. Gittikçe de gelişiyor. Görüntü üretme, bu da ilginç bir konu. Şöyle size izah edeyim. Alt tarafta, şimdi ilk başta
Bu görüntü, aldığımız görüntü aslında şöyle kenar görüntüleri, yani içerisinde renk yok. Fakat sistemden bu kenar görüntülerinden gerçek resimler üretmesini istediğimizde bu kenar resimlerini tıpkı bir boyama kitabını boyar gibi hatların içerisini boyayarak bize gerçekçi bir resim verebiliyor. Örneğin soldaki resim bizim girdimiz, bu elimizde var. Bu girdinin kenarlarını çıkarıyoruz boyama kitabı yapar gibi. Sonra bu boyama kitabını yapay zekaya veriyoruz. Şu ortadaki resim bizim boyama kitabımız. Sonra yapay zeka bize bu kenarlardan sağdaki output dediği çıktı resmini üretiyor. Görüyorsunuz oldukça gerçekçi bir insan yüzü tamamen buradaki verdiğimiz çizgilere oturtmaya çalışıyor. Fakat orijinaliyle pek de alakası yok gördüğünüz gibi. İsterseniz videoyu oynatayım. Yine benzer bir uygulama. Sol alttaki biz çizgi haritasını veriyoruz ve farklı stillerde insan yüzü üretmesini istiyoruz. Aslında bu makalenin vurgulamaya çalıştığı yön şuydu. Bizim geliştirdiğimiz yöntem çerçeveler, frame'ler arasında tutarlılık gösteriyor. Yani video oynarken birdenbire yüzü değişmiyor bu kişinin. Sürekli aynı yüz devam edebiliyor. Sarışınsa sarışın olarak devam ediyor. Bu da zor bir problem aslında. Bunu açtıklarını gösteriyorlar. Diğer bir ilginç problem. Pardon. Videoyu geçtim yanlışlıkla. Neyse bu videoya bakalım. Şimdi poz bilgisi veriyoruz. Ve ayakta duran bir insanın mesela kendi resminizi verdiğinizi düşünün. Veriyoruz. Bu kişiyi, bu resmi verdiğimiz dans figürleriyle oynatabilir miyiz? İşte yapay zeka bunu yapabiliyor. Sağdaki dans eden kıza bakın. Bu aslında bir resimden elde edilen bir video. Diğer örnekleri açmak için size hızlı hızlı gösteriyorum. Evet, mesela soldaki bizim input girdi resmimiz bir heykel aslında. Musa heykeli. Bu heykele soldaki kişilerin dans figürlerini yaptırabiliyoruz. Diğer yine bir örnek. Deepfake'i duymuşsunuzdur. Yüzü değiştiren uygulama. Üstteki kişileri soldaki kişilerin ağız hareketlerine uygun şekilde konuşturabiliyoruz. İşte görüyorsunuz Mona Lisa'yı mesela konuşturmuş. Bunlar tabii eğlenceli, güzel örnekler. Bu tabii bu tip teknolojiler çıkınca bizim YouTuber'larımız da hemen adapte oluyorlar. İşte İbrahim Tatlıses'in bir videosu. Eğlenceli olduğu için koydum. Yine bu bir deepfake uygulaması. Onun yüzünü Pablo Escobar'ın yüzüyle değiştirmiş. Bayağı da iyi yapmış arkadaş. Peki diğer uygulamaları. Sağlıktaki uygulamalar çok önemli, çok kritik. Örneğin meme kanseri çok önemli bir problem. Kadınlarda kanserden ölüm sebepleri içerisindeki bir numarada. Bunun erken tespit edilmesi kritik öneme sahip. Bunun gibi birçok hastalık var böyle tespit edilmesi kritik öneme sahip. Görüntü işleme uygulamaları bize erken tespit anlamında faydalar sağlayabiliyor. Hızlı hızlı geçin, süremiz azaldığı için. Yaşlılar ve engelliler için destek uygulamaları var. Örneğin düşen yaşlının, huzur evine düşen yaşlının durumunu otomatik hemşirelere bildiren sistemler veya tarım ve hayvancılıkta oldukça kullanılıyor. Örneğin yukarıdan drone uçurup hastalıklı bitkileri tespit edebiliyoruz. Sulama ihtiyacı olan bölgeleri, gübresi az olan yerleri tespit edebiliyoruz. Ya da hayvanların beslenme miktarlarını takip edebiliyoruz. Ne kadar yem yedi, ne kadar istediğimiz şekilde beslenebiliyor. Bunları takip edebiliyoruz.
üretim kalitesi takibi, bunlardan biraz bahsetmiştim. Örneğin sağda şişeler var. Kimisi çok fazla dolu, kapağı yamulmuş. Bu tip ürünleri otomatik olarak banttan geçerken görüntü tespit edebiliyor ve uyarabiliyor. AR sistemler, AR yani augmented reality dediğimiz sistemler var. Bunlar da odanın içerisinde bir objeyi görebiliyorsunuz. Eğitim amaçlı kullanılabiliyor. Eğlence amaçlı kullanılabiliyor. Mesela işte burada sağlıkçılar beynin yapısını elleriyle inceleyebiliyorlar. Kalbin atarken içini görebiliyorlar. Gibi uygulamalar var. Diğer uygulamalar, bu son slide'ın, robot navigasyonu, yani robotun yolunu tespit etmesi, içerik kontrolü, 3 boyutlu selfie, kameralardan 3 boyutlu objenin bulunması, yani yorgun sürücü tespiti, göz takibi, nereye bakıyor kullanıcı, mesela gözünüzle mouse kullanabilir misiniz? Savunma sistemlerinde dronlarda İHA'lar çok popüler zaten, biliyorsunuz bu aralar. Trafiklerde, mobeselerde, eylem tanıma, bu kişi nasıl bir eylemde bulunuyor, dans mı ediyor, birine mi vurmaya çalışıyor, kendini mi koruyor, bu tip analizlerin yapılması. Diğer ilginç bir şey de, bunu da en son slide'da ama ilginizi çekeceği için düşündüm. Dota'yı, çok popüler bir oyun biliyorsunuz. Dota'yı bir yapay zeka artık dünya şampiyonlarını mağlup edebiliyor. Bunu nasıl yapıyor? Yaklaşık 40 bin yıllık bir oyun tecrübesiyle yapıyor. Tabii kendisi çok hızlı oynatabildiği için oyunu, böyle bir tecrübeye sahip olup oynatabiliyor. Yapay zekanın yine dille ilgili uygulamaları var. Mesela diyoruz ki bize, Google'a şöyle bir şey aratabiliyorsunuz. Kahverengi kuş resmi bul. Ve gidip görüntülerden kahverengi kuşları size bulabiliyor. Benim anlatacaklarım bu kadar. Eğer sorularınız varsa bu sorulara da cevap vermek isterim. Bakalım, bayağı bir yazılar gelmiş aslında. Bilgisayar mühendisliği düşünen öğrencilere tavsiyeleriniz nelerdir? Çok güzel bir soru. Arkadaşlar, bilgisayar mühendisliği şu anda dünya ile entegre bir şekilde devam ediyor. Son gelişmeleri bizim Amerika'dan, Avrupa'dan kaynaklarından öğrenip direkt uygulamamız gerekiyor. Çünkü çok hızlı gelişen bir alan. Onun için bir bilgisayar mühendisinin olmazsa olmazı iyi bir İngilizce. Ben ilk olarak bunu vurgulamak isterim. Mutlaka bence İngilizce eğitim veren bir kurumu tercih etmelisiniz. Bu benim tabii kişisel görüşüm. Bazı üniversiteler Türkçe verip yanında iyi bir İngilizce eğitim verebiliyorlar. Fakat ben kişisel tercihim, iyi dersleri İngilizce veren bölümlerde okumanız. Tabii ki bilgisayar mühendisliği bazı alanlarla yakından ilgili. Mesela matematiği seviyorsanız, matematikle ilgiliyseniz, bilgisayar mühendisliğini yine size tavsiye edebilirim. Aynı zamanda son zamanlarda gördüğünüz gibi trend çok fazla bilgisayar mühendisliği yönünde gitmeye başladı. Çünkü teknoloji, bilgisayar teknolojileri çok çok ilerlemeye başladı. Yani bundan bir 30 sene önce en iyi, dünyanın en iyi firmaları neler dediğinizde otomotiv firmaları akla gelirdi. Mercedes, BMW gibi. Sonraki 10 yıl sorsaydınız Bosch, Siemens gibi beyaz eşya markaları öndeydi. Fakat son yıllarda bakıyorsunuz, hiç ismi adı duyulmamış, son 10 sene önce hiç olmamış Google gibi, Facebook gibi firmalar bir numaraya yerleştirdiler artık dünyada. Ve binlerce kaliteli mühendis çalıştırıyorlar. Aynı zamanda şunu da söyleyeyim. Bilgisayar mühendisi olduktan sonra aslında çok çalışma alanınız bir tek Türkiye ile değil, bütün sınırlı değil, dünyayı düşünmenizi tavsiye ederim. Yani bir bilgisayar mühendisi olup Facebook'ta, Google'da gibi araştırma alanı yerlerinde çalışmanızı tavsiye ederim. Yani hedeflerinizin büyük tutmanızı tavsiye ederim. Çok fazla arkadaşımız da gitti. Bizim Abdullah Gül Üniversitesi'nden de Microsoft, Google gibi yerlerle bağlantısı olanlar oldu. Onun için hedefinizi yüksek tutun derim. Daha çok fazla soru var tabii burada.
Detaylı soruları tanıtım ekibimize iletebilirsiniz veya bizim tanıtım haftamız olacak Abdullah Gül Üniversitesi'nin. Bu tanıtım haftasında hocalarımız birebir sizin sorularınızı daha detaylı bir şekilde cevaplandırabilir. Mutlaka bundan da faydalanmanızı tavsiye ederim. Eğlenceli bir ders demiş bir arkadaş. Aynen öyle düşünüyorum. Ben de çok severek hem çalışıyorum hem bildiklerimi paylaşıyorum arkadaşlarla. Peki, teşekkür ederim. Yaklaşık bu kadar sorular. Daha fazla çok soru var ama hepsini cevaplandıramıyorum süremizde olduğu için. Teşekkürler.